hadi. Senin bir olayın doğru. Neyse. Efendim? Nereye gidiyorsunuz? Meşgul seniz sonra konuşuyoruz. Yok şu saç efendim? İşine bakacaktık. Bir yandan laflarız biz. Müsaitim. Hadi gelin inelim o zaman konuşuruz. Arabayı kilitledin lan. Arabayı kilitle arabayı. Çalarlar mağazalar la. Tabii şikayet edebilirsiniz. 5 dakika sonra bizim numarayı kesin deyip yapacağım diye alamadım. Onu alayım mı ya? Olur vereyim. Alayım hemen. Tamam departmana geçtiğimde seni arayacağım ben. 814-858. Şimdi Yaşar, benim saçları yaptırıyoruz. Yap bakalım. Abi böyle istediğin protezi yapabiliyor musun? Bana da yapsana bir şey. Senin böyle orijinal bence ya. Ya evet de, Temel. Yıkaması çok zor oluyor ya. Bence evet. Polis departmanında böyle bir saç çok yakışır. Buradan model alıp hastanede yaptırıyor protezini ya. Buradan peyronu alabiliyor protezi, ama. Model alacağım sadece zaten. Bu yeni nesil protezleri direkt kendin de yapabiliyorsun diyorlar ya. Yani çok zor değilmiş de yine solüsyon istediğin modele getiriyor. Daha sağlıklı olur. Yoksa hava kabarcığı falan çıkar biliyor musun? Böyle bilene yaptırmak lazım. Evet evet. Allah. 3000 dolarıma mal oldu. Yalnız. Ona. Az yapma sen. Olmuşsun lan. Yakışmış yani, değil mi? Bir şey diyeceğim, bu nasıl oldu ya? Sovir'a benzedim ben. Bir şey diyeceğim. Bak. Efendim. Bu olabilir mi? Niye Kamuran'la karışıyordun zaten. Tamam. Yap bir şeyler. Tamam bu da böyle çok böyle şey. Aha. Aha. Bir de bunun beyazına baktırsana ya, var mı? Cool olayım mı bir de? Cool doldum. Ulan! İşte bu. Bayıldım. Ben böyle utanırım insan işine çıkmayı temel. Bayıldım. Başka bir şey demiyorum. Ben vallahi utanırım. Harika. Harikulade. Fevkaladenin fevkinde. Gayet iyiydi yani bence. Böyle bak. Bak. Aaa. Aaa. Emine göre. Anam. Bu çok erken bunun için ya. Zaten evet. Saçın yok. Hey, bir Oktay'dan saçın. Dur Oktay'dan saçın neredeydi? Bir Oktay daha alırız. Değil. Lan. Bu Westfield oldu. Alo. Neredeydi ne Oktay daha saçı ya? Aha. Bu da yok Temin ya. Ne? Bunlar çok serseri oluyor bu zaman ya. Teminim, az önce çevrilen arkadaşı 9000 ceza kesiyorlar. Onaylıyor musunuz? Ne yazıyorlar? Bir film, tehlikeli araç filmi. Diyorlar. Tehlikeli sürüş uçarak geldi ya Teyman. Tehlikeli sürüş de var koçum, hayırdır. Yazılsın. Ben ödeyemem koçum. Ya cezayı ödeyemeyeceksen riskini almayacaksın aslan parçası değil mi Teyman'ım? Kesinlikle Yaşar, sen dedin ya ceza yazılsın diye. Yani sen bu halkın canını riske atarken utanma. Sonra gel benim Teyman'ımın yanında bana atar yap. Havalanarak geçti ya. Hadi kemlere yansıdı zaten. Saycacığım, tamam. Başka zaman olsa illa ki ettiririm de bizim de işimiz düştü be balım, ne yapalım? Evet evet, sen yaz, sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok, sen yine şansın dene. Bak bu iyi bence. Bu mu? Böyle bir şey yok. Bir önceki. Ya Emir üstlerimden geldi diyor, tartışmıyormuş adam. Bir daha. Söyleyin de düşürsün cezayı ya. Düşük oğlum zaten evet, tehlikeli bu. Sürüşten yiyor. 9000 çok ya, 9000 ne araba o kadar etmez bizim. Böyle uçmamayı öğrensin şehirde. Oğlum böyle de sanki böyle... Çok cool oluyor gibi oluyor. Bir dakika Sarpçığım. Ya şu cezada bir indirim yapamıyor muyuz ya? 5000 iyi bence. Ne diyorsun senin? RGB senin? Yaptı saçı ya. 8000 lira yanda. Geçmiş olsun. Makbuz yazmış Teğmen'im. Elinize sağlık. Seni atalım biz artık yavaş yavaş. Hadi kapat. Ya sevmiyorum böyle illegal işler yapan insanları, biliyor musun? Bu çok absürt duruyor ya. Teğmen dedektif. Yo Yaşar. Bence güzel. Ama şu tonları bir değiştirmen lazım sanki. Evet, bir tonları bir değiştirmen gerekiyor gibi. Ama cool mu olayım illa, ben anlamıyorum ki. Böyle cool oldu. İşte bu. Lan senle şöyle ne eylem yaparız lan. Saçları beyaz yap, tamam mı? Sakalları ben böyle da... Şehirdeki herkese beyaz rasta yaptırsam bütün eşkali gizlerim lan. Gizlemiş olursun. Şöyle bir de gözlere şey. Şer, senin gözlere. Bu çok zor vardı. Çok acı diyor, bunu yaptırmayın. Efendim?
Hafta sonu çiftliğime bekliyorum. Çiftliğine mi? Evet. Havuza atlayış yapacaktı kendisi. Vallahi davetliysem gelirim. Neden olmasın? Kendisine has bir havuza atlayış stili vardı. Tamam gelirim o çok zaman. Teğmen bu saç bana gitmedi ya. Anam. Ele. Oğlum çok güzel modeller var ya. İşte ben bir böyle çarpamadım ya. Anam. Yok ya. Oy. Sana bir şey diyeyim mi? Sade bir model vardı. Keşke onu yaptırsaydım. Hangisi işte o sade model? Aha bu! Yok bu değil ya, bu değildi. Değil oğlum, bu ne bunun ya? Bunun gibiydi ama ya, benziyordu. Biraz daha farklı ürünlere bir de bakayım. Pitcher mi olsam, ne yapsam ya? Ya. Yah. Onam. Yah. Aliş'e benzedi. Anam! Ben böyle bir nişan alamam ya be. Zaten alamıyorsun. Neyse. Hayda. Tamam bu iyi, bu bir iyi. Bir mi? Yani poligonda teybim. Yani bir sinek oldun ama sen bilirsin. Havuz deyince aklıma Martin. Aynen. Böyle nasıl oldu saçlar? Aynen ya. Ya. Allah'ım bulamıyorum. Ali'ni bir tane vurdum. Havuza düşeceğine diğer tarafa uçtu. Ana. Lan bu bak olabilir de bu. Yani bu departman olmaz işte. Malzemesi biraz kötü gibi zaten. Evet. Bu akademi öğrencisi miydi ya? Şöyle cool olsam böyle de cool olurum. Olur bu arada. Bak bu cool. Sana olmadı. Bir şey diyeyim mi? Sen bunun böyle bir koyu renklerinden bir bak bakayım bunların, var mı? Bunların oğlum en koyusu bu mu, anasını satayım ya? Yok canım. Vardırsın ya. Yok. Her an gitar çalacak gibisin ama böyle. Bence yakıştı bu arada, söylüyorum. Hala şapalak vurabilirim keline yani, çok güzel. Bakayım reyonu bunun 73 akılda dursun. Travis Scott mıydı o? Değil mi? Vallahi sonunda ben de galiba şöyle uzatacağım saçları. Mesai burada bitirmeyiz herhalde ha? İnşallah. Dur oğlum, iki saç daha Yaşar'ın ya. Problemi var, onu dinleyeceğiz hadi. Evet ya, beni dinleyeceğiz. Yaşar anlat sen. Harbi ya, biz konuşalım Temir'im. Şimdi olay şundan ibaret. Evet. Kronolojik olarak anlatıyorum. Şimdi biliyorsunuz biz bir arabada çevrildik ve maskeden dolayı cezaydım ki... Ne bilirsiniz, ne zaman yüzümde maske olsa Yaşar başımız olduğumu bir şekilde belirtirim zaten. Tamam. Arabada normalde yasalarda şöyle geçiyormuş. Dedi ki Turan Bey bana, ceza kesmek için uyarmama gerek yok. Yani direkt olarak ceza kesebilirim dedi. Doğrudur, olabilir. Böyle bir doğrudur. Şey. Yani fakat, onun inisiyatifinde. Fakat aynı şey arabadaki insanlar için geçerli olmazken neden benim için geçerli diye sordum. Merak seviyordur ettim. Seni. Maske için mi konuşuyorsun? Evet. Çünkü onlarda da maske vardı. Sonra dedi ki, o da kendince haklı olarak, ama dedi arabadakiler beni gördüğü gibi maskeyi çıkardı dedi. Ben dedi orada inisiyatif kullanıp, dedim o inisiyatifi onlara karşı kullanıp bana karşı niye kullanmadın? Ben de çıkar dedim de çıkardım. Neyse. Hadi onu da geçtim. Onu da doğru varsayalım. Bir de benim yanımdaki benle aynı anda çıkardı. O da içerideyken çıkarmamıştı. Ona niye kesmedin dedim. Hani arada bir tek Yaşar Başaymaz inisiyatifi kalıyor geriye. Başka bir ihtimal yok. Ya şimdi Yaşar, olay şöyle mi? Yasalarda şöyle geçer. Kamusal alanlarda yüzünü hiçbir şekilde maskeyle ya da bir ama türevi bir şeyle saklayamazsın. Arabamızın içindeydik. Dışarıda bile değildik. Ve bir yokuştayız yani böyle... çok yaygın meydan bir alanda değil yani. Tamam işte anlamak için soruyorum. Kamusal alan dediğimiz işte moteldir, yok, toplu alanlardır, yok. İşte o tarz bir yerde değilse bu işlem doğru değil. Sadece aracın içerisinde sizi bir çevirme yaptıysa ve maskeniz varsa maskenizi indirmenizi rica eder sadece. İşte, ben de o sıra telefonla konuşuyordum. Yalan değil bak, orada kendi hatamı kabul ettim, ona da söyledim. Telefonu bir onu anlayamadım, bir telefonu duymaya çalıştım falan derken böyle alelacele kapatmaya çalıştım telefonu. Kapattım, indim. Maskeni çıkar dedi. Çıkardım. Bak ikiletmedim bile. Bak yemin ediyorum. Tamam. Çıkar dedi. Çıkardım. Kimliğini ver dedi. Verdim. Kollarımı kaldırdım. Her şeyi yaptım. Ama 5000 yedim. O biraz hatalı kendisi gibi de, duruyor. Ama bu senin anlattığın kadarıyla bak, tabii şey ki. Diyeceğim. Yok kendisi dedi. Az önce konuştuk. Ona da konuşabilirsiniz. Kendisi de kendince haklı sebeplere sahip. Sadece inisiyatif konusunda bence biraz komplikasyona düşmüş. Ona da saygı hangi çerçevesinde. Hangi memur? Turan Bey. Bıyıklı. Hı hı.
O da dedi ki, beni dedi, Teğmen'in bu yasaları daha sert uygulamam konusunda uyardı dedi. Evet. Bunu da hani bir argüman olarak sundu. E dedim doğru olabilir, evet. Ama dedim niye bu inisiyatifi, bu sert uygulamayı sadece bana karşı kullandın? Aynı hatayı yapan insanlar vardı orada. Bir dakika, telefon var. Tamam. Abim arıyor, bir dakika. Ver. Alo abiciğim. Meşgulüm, Teğmenlerimle sohbet içerisindeyim. Şu bu? Bence bir... Teğmenlerle. Ne? Rüzgar var, rüzgar. Burası çok rüzgarlı. Vantilatör çalışıyor. Evet, vantilatör açıldı gelmiş artık. Yanınızda gelirim isterseniz. Nerede? Şurada vantilatör var. Teğmen, ben karar veremiyorum kesinlikle. Vantilatör bak, çok şeyli. Fazla hızlı çalışıyor. Az sonra ben haber veririm. Ben yok, karar veremiyorum. Ne yapacağız ya? Hadi öpüyorum. Teğmenlerle. Şu mu güzel gibi Teğmen? Ne yaptı oğlum? Artık karar ver. Şimdi Yaşar, ben onu sana şöyle söyleyeyim. Bütün memurlara ben tembihledim. Bak, yani doğru. Yasaları sert bir şekilde uygulayın diye. Ama kabul ediyorum. Bence zaten. De eğer anlattığın gibiyse zaten kamusal olan haricinde, işte örnek veriyorum. Moteldir, toplu alanlardır vesaire, düğün alanlarıdır, sallıyorum yani. Böyle yerlerde yasak maske. Ama sen mesela aracındayken maske takabilirsin. Ama memur seni durdurduğunda çıkartmak zorundasın tabii. Ek olarak bunu memur Will de doğrulayacaktır. Wilsoy. Evet. Aynı maskeyle ben başka bir yerde bir yaya geçidinden geçerken kargalar için eylem yapıyordum, ayıptır söylemesi. Kargaların neslinin tükenmesi peki. Diye. Kendisi buna şahit oldu. Yine kendisi de doğrulayacaktır. Maskeni çıkar dediğinde direkt çıkardım. Direkt olarak yani bütün direktiflerini uyguladım yani. Onu da sorarsanız hani o maskeyi niye taktığımı kendisi de biliyor. Hani niyetimin kötü olmadığı ortada. Turan Bey'e de zan altında bırakmak istemiyorum. Kendisi departmanda saygı duyduğum insanlardan birisi. Çünkü her zaman güzel yaklaşımlarıyla tanıdığım bir insan kendisi. O yüzden kendisini suçlu gibi göstermek istemiyorum. Sadece o günkü zararımdan dolayı arkadaş çevremde biraz dışlandım. Dolayısıyla bunu telafi etmeye çalışıyorum. Tamam, bir saniye. Çok az bekleteceğim seni. Tabii. Bu arada bu saç yakışıyor. Olabilir. Witcher sarp olsam ne diyorsun Yaşar'cığım? Ya Witcher biraz efendim, Teğmen. Karışık. Merhabalar. Merhaba Teğmen, buyurun. Şimdi şöyle bir durum var. Az önce Yaşar'la görüştüm. Evet. Hani Yaşar'dan da beklenmeyecek sakinlikte bir konuşma gerçekleşti, ne yalan söyleyeyim. Benimle de öyle konuştu hemen. Seviyor seni, seviyor. Şimdi bir sağ yandan olsun. Da şundan bahsetmek istiyorum. Bu yasaları eğer okuduysan orada şey der, işte bu kamu personeli hakkında, pardon kamu personeli diyorum. Kamusal alanlarda maske kullanımı, işte yüzün kapatılması ile alakalı bir takım bilgiler geçiyor. Doğru mudur? Evet, doğru. Kamusal alanlar işte nedir? Bu moteldir, düğün törenleridir, işte ne bileyim toplu taşıma araçlarının olduğu, kalktığı yerlerdir vesaire. Bu tarz kamusal alanlar, buralarda maske falan takılmıyor. Ama kişi araçta ise maskesini takabilir. Keza işte bu motorcular var ya, üzerine toz gelmesin diye yüzünü kapatıyor bir şekilde. Evet. Mesela onlara falan serbest. Ama tabii ki polis çevirmesi durumunda yüzündeki maskeyi falan indirebiliyorlar. Doğru mu? Evet. Sanırım Yaşar araçtaymış. Orada nasıl gelişti bir de senden duyabilir miyim? Yani telefonda mı anlatayım, yanınıza mı geleyim? Yani evet. Çünkü telefonda... hadisenin çok yani bir dakikada anlatabileceğim bir şey değil, o yüzden. Ya çok uzun İsterseniz bir şey olacağını sanmıyorum. Aracı durdurdunuz. Yani kişi... şöyle. Biz başka bir adet 8F Drafter'la temas sağlıyorduk. Sonrasında kapalı kasa bir araç geldi. Karavan tarzında. Evet. 4 kişi indiler. Maskeliydi hepsi. Aracın yanına geldiler. Hava biraz karanlıktı. Böyle hayvan sesi çıkarttılar. İşte karga sesi diyeyim. Hı hı. Sonrasında araca bindiler. Ben maskeli olduklarını gördüğüm için aracı durdurdum. Sonuçta indiler polis aracının yanına, hepsi maskeli bir şekilde geldi ve tamam. Bu sesler çıkartmıştı. Durdurdum. Aracın yanına gittiğimde benim gördüğüm 3 kişi maskesini çıkartmıştı. Sadece aracın sağ arka kısmında oturan şahıs maske çıkartmamıştı. Ve telefonla tamam. Konuşuyordu. Israrla bir polis kontrolünde olduğunu, doğru. Telefonu kapatması gerektiğini defalarca izah ettim. Tamam. Sonuç olarak yani uzun uğraşlar sonucunda telefonu kapattırdım. Aşağı aldım. Aracın yanına götürdüm. Bundan sonra kendisine maskeden dolayı işlem yaptım. Ama şunu evet. Şunun altını çizmek istiyorum.
bizim aracımızın yanına geldiklerinde dördünde maske vardı. Ben onların yanına gittiğimde ikaz etmek için üç şahıs maskesini çıkartmıştı, sadece Yaşar Bey maskeyle duruyordu. Tamam, o da Yaşar şu şekilde izah ediyor. Evet evet, o da şu şekilde izah ediyor. Orada maskesi olup olmaması ya da maskenin yüzünde olması ya da çıkartmaması, geç çıkartması problem değil. Önemli olan kamusal alanlarda maskeyi kullanıp kullanamayacağı. Bir kamusal alanlarda maskeyi kullanamayacaksa işte buralar nereler? Dediğim gibi moteldir vesaire, böyle insanların toplu olduğu yerler. Ama araç içerisinde bunu kullanmasına herhangi bir problem yok. Sadece kendisini işte eğer ki bir şey varsa bir durdurmak gerekiyorsa kendisini bir sorgulama işlemi yapılacaksa bir sorgulama işlemi yapılacaksa bunun için sinirim bozuluyor. Ben dinliyorum sizi Teğmen. Evet evet. Boğazım kurudu da. Eğer ki bir sorgulama işlemi yapılacaksa maskesini indirtiyoruz. Yani onun için herhangi bir problem yok. Ama işlem yapılır mıydı? Yapılmaması lazım. Ben şimdi Yaşar'la konuşuyorum. Konuyu tatlıya bağlıyorum. Herhangi bir problem yok. Ya o konuda şu sorayım. An telsizden dolayı duyamıyorum sizi. Çok pardon. Son söylediğinizi tekrarlama şansınız var mı? Ben Yaşar'la konuşuyorum. Herhangi bir problem yok. İşlem için geri iade yapılacak ona. Ben halledeceğim. Ama kamusal alanlarda, bak oradaki ifadeyi dikkatli okursak kamusal alanlarda diyor. Yani araç içerisinde diye bir ibare yok. Sadece araç içerisinde sizin maskenizi indirmek gibi, indirtmek gibi bir sorumluluğunuz var. Tamam? Peki Teğmen, ben hani sizin kararınızı zaten sorgulamam biliyorsunuz. Yasalarda ama açıkça belirtiyor yani orayı yani, iyi okumak lazım. Ama dediğim gibi bizim polis aracının görevdeki resmi aracın yanına gelip bu tarz bir tutum olmuştu. Yani siz öyle dedikten sonra benim şöyle, için... Şöyle, bu benim dediğim doğrudur diye bir şey yok. Bunun mantığını kavramak lazım öncelikle. Sizin yanınıza maskeli bir şekilde geliyorlarsa maskelerini indirtirsiniz. Eğer ki indirmemekte ısrar ediyorlarsa direnmekten işlem yaparsınız. Bunun karşılığı budur. Ama eğer ki motel mango, işte motel neyse, işte limon biraz neyse, eğer ki buralarda adam maskesini takıyorsa şimdi oralarda tabii ki bu işlemi uygularsınız. İsterseniz uyarırsınız o maskeyi indirin diye, istiyorsanız direkt ceza yazarsınız. Ben ceza yazmanız taraftarıyım bu arada. Yani anlaşıldı Teğmen, ama şimdi Yaşar tarafından bu duyulursa her maske olayında bunu bizim yüzümüze çarpacaklar. Yok, ben kendisiyle konuşurum, yapmaz. Ya, yani benim sözüme şeyi vardır, itimadı vardır. O konuda herhangi bir sorun yok. Anlaşıldı Teğmen, benim maaşımdan kesebilirsiniz o hayır, parayı da. Hayır hayır, ben... Yok, önemli değil, bir hataysa bu bir bedeli olmalı. Tamam, departman maaşının departman kasasından kesilecek işte. Tamam? Peki Teğmen. Yani bu olayları büyütmemek lazım, herhangi bir problem yok. Ben normalde Yaşar'ı çok haklı bulmuyorum ama bu dediğinde haklı yani. Yasalarda, kamusal alanlarda diye yazıyor. Onu dikkatli incelemek lazım. Anlaşıldı. Tamam. İyi görevler. Sağ olun. Teşekkür ederim size de. Tamam. Kullanmak kötü bir şey mi la? Neyse birazcık kurulurum işte ha. Teğmen nasıl oldun? Yani ben yine çok bir beğenemedim ama. Yaşar bana... Bu alışma meselesi. Bak, alışma meselesi. Yo. Lan beğenmezsen. Dedektife ben... Tak diye alıştım mesela ama olmadı, bilmiyorum. Ama şimdi direkt işte ayrı bir hava var. Bence sarışın gitmemiş gibi onun. Ama ya bunun daha koyu tonlarını bu... daha getirtmemişler ya. Ha, tamam. Evet biraz. Yaşar, kaç gün kesilmişti sana ceza? Bana 5 gün kesildi. Senden benim bir ricam var, benim memurumun adına. Ben sana şimdi bu şeyi ödeyeceğim departman kasasından. Yalnız çavuşun da senden bir ricası var, benim de bir ricam var. Sen böyle tatlı dille gelince ben geri çeviremiyorum açıkçası. Şöyle yapalım. Bu maske olayını çok fazla dillendirmeyin, olur mu sağda solda? Çünkü ya, çok fazla ceza kesilecek bu konuda. Turan Bey'le de konuştum. Turan Bey'le de konuştum. Ben dava aç dedi lütfen, hani haklı olduğumu, haksız olduğumu düşünüyorsan ben de memnun olurum dedi. Ben dedim ki şimdi bunun davasını açsak bin bir türlü boş tartışma. Bir sürü uzun boş iş yani. Ben dedim bunu niye kendi aramızda halletmiyoruz saygı duyduğumuz polisler arasında? Kesinlikle öyle. Ben sana bu arada İvan numaranı ver de ben sana atayım. Gözümden yaş getirdin lan benim. Helal olsun. Olur öyle canım benim. İvan numaramı vereyim? Evet. 94-91. Teğmen'im ben size 5000 atsam siz bana 10.000 olarak yollasanız olur mu? Niye?
Üstü tam düz hesap olsun. Siz bana IBAN'ınızı verin. Ya Allah'ım yarabbim. O niye öyle bir şey oluyor? Anı anlamadım. Ya tam böyle hesabımı şekil yapacağım ya, 10.000 dolar geldi. Banka girişinde 10.000 istiyor herhalde Yaşar'cığım. Evet. Yaşar 94-91 miydi? Ama şimdi bak Temir'im, ben size 5.000 yollayacağım, siz de bana 10.000 yollayacaksınız. Ne var bunda, aynı hesap? Oğlum Teğmen öyle şeyleri kafaya takmaz, direkt 10.000 yollar. Ya o kadar şey yaptık, kırmayın beni işte ya. Hava atacak he mahallede. Ya yok kız, evet, arkadaşıma evet. Hava atacağım ya, kız arkadaşıma ya. Ben aşırı cool oldum. Ya, tamam ben beğendim bunu. Güzel. Temel'im hiç yakıştıramadım. Ben size şimdi 10.000 atıyorum, siz bana 10.000 atın. Tamamdır. Tamamdır Yaşar. O zaman bana 5.000 borç verin. Hadi la. Sen ne istiyorsun lan? Sen ne istiyorsun? Amacın ne senin ya? Aklımda bir şey vardır ya. Var aklımda bir şey vardır. Ne? Olmama ihtimali yok. Bir şey diyeceğim. Yanlış anlamayın. Kız mevzusu. Çok... Ulan geçen kız mevzusu diye zaten beni dayak yiyormuş gibi ama bir şey yaptın ya. Ama sen orada çok büyük krallık yaptın. Bu arada ama orada TikTok çekiyorlar herhalde. Yok. Sarpişkon bana bayağı krallık yaptı. Kız mevzusu diye şekil yaptım. Ona kaçıyormuş gibi yaptı. Teşekkür ederim. O yüzden senden borç istemiyorum. Bana 5.000 borç verir misin Nazif Efe'cim? Allah yarı düşün. Bu aralar sıkışayım. Protesta çektirdim ya. Ya 5.000'cik ödeyeceğim. Yarın ödeyeceğim ya. Bence güzelliğimizi bugün yaptık. Departmanı görelim. Seni de bırakalım yolda. Şu an böyle hani bazen yanlış anlamayın. Olur ya tam en güzel yerindeyken video donar. Şu an tam öyle hissediyorum. Bana bir 5.000 borç verin. Allah çarpsın yarın ödeyeceğim. Vallahi bak. Ucunda kaldı herhalde, tamam. Ucunda kaldı, çok ucunda kaldı. Tamam hadi. Oğlum ben 4-5 gün çalışmadım, izinliydim biliyor musun? Ben de para tamam, onda gel.